Daha 3 gün önce ya, 3 gün önce bak döküldü ortalığa. Şeyi izliyoruz ekranlardan. O asker ailelerine yaptıklarını Uğur Dündar getirdi ekranlara. Evet. O dinlediniz o çocukları. 9 yaşından 25 yaşına kadar yaşlı kadınlar. Oradaki o asalete, ciddiyete bakın. Ve hiçbirisi ben nefret ediyorum, bize zulmettiler falan bağırmak, demediler. Çağırmak, evet. Salya, sümük, böyle bir şey yok. Nasıl bir vakar? O 9 yaşındaki çocuk nasıl bir terbiye, nasıl bir zeka, nasıl bir ruh, nasıl bir lokma yemiş onlar ki ben eridim, hayran oldum. Evet. O insanlara yaptıkları zulümler. Şimdi bunlar çıkmış ortaya. Kalkıp tarihin, Tanrı'nın ve insanlığın önünde bu zilletten nasıl kurtuluruz diyecek yerde hala afra tafra ile hala buradan parsa çıkarmak, kendilerine paye çıkarmak istiyorlar ve hala inat ediyor. Ya ne inat ediyorsun? İşte zulüm yaptığın, hukuku yok ettiğin, hukuku zulme yenik düşürdüğün, yargıyı yok ettiğin, yargıyı güdüme aldığın, yargıyı emir talimatla yönettiğin apaçık ortada, bunları seyrettik, daha 6-7 aylık işler bunlar. Ve çıktı ortaya. Ya yap icabını da, tevbe diye bir kavram vardır bütün dinlerde ve insan hayatında, insan ruhiyatında bu var. Desinler ki bunlar tevbe ettiler. E olur, insandır, hata eder. Bakın şimdi de tevbe. Hayır. Hayır. Tevbe yerine yaptım, doğrusu da budur. Şimdi birbirlerine sen yanlış yaptın, ben. Ne yanlışı ya? Hiçbiriniz yanlış yapmadı kardeşim. İkiniz birden yaptınız. Ya ikiniz de yanlış yaptınız, ya ikiniz de doğru yaptınız. Doğru yaptınsa savun, mertçe. Mertçe savun. De ki biz yaptık kardeşim ve doğru yaptık. Birimizin ayakları kuvvetliydi, gözleri yoktu. Ayakları kuvvetli olan gözleri olmayanı sırtına aldı. Veya tersi, gittik bir evi soyacaktık, teşbih bu, soyduk. Fakat malı paylaşırken kavga çıktı aramızda. Söyleyin bunu. Şimdi hocam, beddua ediyorlar birbirlerine. Hocam yalnız orada bir şey var, lafınızı kesiyorum. Bak, ben yani günlük yaşamla ilgili tamam her şey doğru. Yani benim hep takıldığım hikaye şu, iki taraf için söylüyorum. Önce Türkiye'yi konuşuyoruz. Zaten demin coğrafyayı anlattık. Çünkü 57 Arap ve İslam ülkesi var. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Herkes kendine göre bir garip garip söylemler geliştiriyor. Burası için baktığımızda da şimdi İslami söylemi olan iki grup. İslami söylemi olan iki grup. Temel, İslam'ın temel direkleri olan üç konuda sıkıntıdalar. Rüşvet diyor. Yani İslam'da rüşvetin yerini biliyorsunuz. Birazdan konuşacaksınız. Şimdi dolayısıyla iğrenç bir durum. Yalan diyorsun. İşte rüşvet. Yalanın yeri Hazreti felaket. Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın lanetlediği temel suçlardan biridir. Evet, lanet çünkü orada. Beddua. Ne beddua ediyorsunuz? Lanet, direkt lanet çünkü orada. Ya Allah size etmiş bedduayı zaten. Kesinlikle. Yani onun için buraya detaya girmekte yarar var diyorum. Yani ya rüşvet diyorsun, lanet var orada. Yalan söylüyorsun, yalanın işte geçen de biraz konuştuk. Yani Kur'an'ın... Ala lanetullahi alel kâdibin. Defalarca. Felaket. Şeye geliyorsunuz... lanete, affedersiniz, rüşvete, yalana, iftiraya ebedi kaydıyla lanetliyor. Ebedi, ebeden diye. Ve sonsuz. Kardeş kardeşe kazık atmaya. Yani el-gadır. Gadır. Felaket. Gadire Hazreti Peygamber'in reva gördüğünü, yani ahde vefasızlığa. Vefasızlık. Müthiş ahde şey. İhanete ne diyor? Müthiş. Bunu yapan bizden değil. Bizden değildi, bitti. Şimdi, ya Peygamber